Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farm Manager oynayacağız. Bir çiftlik simülasyon oyunu. Ben birkaç gün önce oynadım. İndirdim daha doğrusu. Steam'den 7 TL gibi ücreti var. Satın aldım, indirdim. Yaklaşık 2 GB'lık bir indirme istiyor sizden. O kadar yüksek falan değil. Ve her sistem kolaylıkla kaldırabilir. Şimdi arkadaşlar, ben daha önce hikayeli senaryo kısımlarını falan oynadım. En güzeli serbest skip. Kafanıza göre rahat takılabileceğiniz bir yer. Şimdi biz kendimize bir çiftlik oluşturalım. Oyun baz olsun ismi de. Zorluk derecesi orta olsun. 750 bin ile başlayalım. 2 milyon şimdi en başta çok fazla olur. Uygula diyelim, başlayalım bakalım nasılmış. Bu arada arkadaşlar, oyunun grafikleri falan gayet iyi, gayet güzel. Ben sistem düşük olduğundan dolayı ben öyle orta ayarlar aldım. Öyle söyleyeyim size. Yalnız herkesin kolaylıkla indirip oynayabileceği, her sistemin de öyle rahatlıkla kaldırabileceği bir oyun. Ben çok beğendim. 2 günde yaklaşık 16-17 saat falan oynadım. Gayet iyi yani. Ben öyle lambur lumbur bir videoya girmek istemedim. Önce bir bilgi sahibi olup daha sonra size video çekmek istedim. Evet. Başlasın bakalım. Biz de giriş yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir alanda bize veriyor. Şöyle bir parsellik bir alan. Daha sonra bunu satın alarak, arazi satın alarak genişletebiliyorsunuz. Tamam, onlar şimdilik durabilir. Biz öncelikle hemen hiç vakit kaybetmeden buradan inşa menüsü burası. İstediğiniz herhangi bir yapıyı buradan seçip yapabiliyorsunuz. Öncelikle ben şuraya gelip evler kısmından çiftlik malikanesi yapmadan, bu arada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öncelikle çiftlik malikanesi yapmanız gerekiyor. Ben genişlememi bu tarafa yapacağım için çiftlik malikanemi de bu tarafa yerleştirmek istiyorum. Şöyle köşeye, tam köşeye böyle yerleştirmek istiyorum. Daha sonrasında hiç vakit kaybetmeden üretim değil de garajlardan orta boy bir garaj inşa etmek istiyorum. Onu şöyle koyacağım. Hemen bir tane daha. Bu sefer park yeri. Garaj değil de park yeri. Arkadaşlar, ikisi de aynı işi görüyor ama bu daha büyük. Daha büyük makinalarınız için bu daha iyi. Bir tane bundan orta boy tuğla garajdan yapmanız şart ama. Ondan yapmazsanız size traktör, mesela ekim biçim makinalarından almanıza izin vermiyor hiçbir şekilde. O yüzden ben bundan şimdi 100.000 TL'ye 2 tane alacağım. Yani 50.000 TL'den 100.000 TL'ye 2 tane alacağım. Akabinde ben hayvancılığa girişmek istiyorum. Hayvancılıkta iyi para var. Hayvancılığa girişmek istiyorum. Hemen şöyle bir tane mandıra, küçük boy mandıra yerleştirmek istiyorum. 6 tane hayvan alıyor içerisine. Ondan sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. 3 tane mandıra bizim için gayet de yeterli olacaktır. Bu bize yeter. Yani ilk etap için bu bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hemen şuradan bizim gübre deposu yapmamız gerekiyor. Bu hayvanların dışkıları için. Bunları tabi buraya bizim belediye binamızın yanına koymak olmaz. Oraya da koymak olmaz. Şimdi oraya biz park yeri koyabiliriz. Yani üçüncü bir park yeri belki koyabiliriz. Onun için oraya da çok fazla koymak istemiyorum bunları. Şimdi
Çiftlik malikanesi başarılı diyor. Çiftlik malikanemiz bitmiş. Biz slaj yerimizi, gübre yerimizi yaptık. Bir de orta boy bir tane silo alalım. Bu silo da bizim takıllarımızı, takılan var ya işte. Böyle söyleyeyim. Sonra bir tane de küçük ambar. Bu da bizim için hayvanların sütünü falan koyacağımız bir yer. Onu şöyle şuraya yerleştirmek istiyorum ya. Bu köşeyi de böyle değerlendireceğim. Aynen öyle. Buradan ben bir yol geçiririm bunlar için. Ondan sonra buraya bir de şu büyük ahırdan koymak istiyorum. Büyük ahırda arkadaşlar slash falan çimdir. Hayvanların besinleri için vesaire. Onları depolamak için gerekli. Şimdi buraya bir asfalt yol çekmek istiyorum ki bunlardan dolayı sıkıntı yaşamayalım. Şöyle buraya kadar getirdim. Bir daha seçeceğiz mecbur. Şöyle. Getirdim. Aynen öyle. Yolumuz da tamam. Şimdi arkadaşlar bir de şu üretim kısmından silaj. Silaj bizim için önemli. Yani buraya yapamıyoruz. Bunu da buraya yapayım ben ya. Silajı buraya yapmaktansa buraya yapmak daha mantıklı. Çünkü silajın malzemesi büyük ahırın içinde olacak yani. Silaj üretmek için çimin içine gidecek. O yüzden böyle yapmak en mantıklısı diye düşünüyorum. Bunu da yerleştirdim. Daha sonra bizim hemen işçi alabilmemiz için arkadaşlar bizim çalıştıracağımız işçilerimiz olacak. Bu işçilerin kalabilmesi için bir ev inşa etmemiz gerekiyor. İki tür işçi alabiliyoruz. Bir mevsimlik bir de kalıcı olarak işçi alabiliyoruz. Ben genelde kalıcı işçi aldım. Hiç mevsimlik işçi almadım. Shift'e basarsanız bu arada yapacağınız binadan iki tane veya daha fazla yapabilirsiniz. İlk etapta bana bir tane ev yeterli olacaktır ya. Yani. Bir tane ev yeterli olacaktır bana. Çünkü bunların bu evlerin aylık vergileri oluyor. Bunun 150 falan da yanlış hatırlamıyorsam bayağı fazla yani o yüzden bir tane şu anlık yeterli benim için. Şimdi gelelim biz alet edevat satın almaya. Arkadaşlar buradan traktörlere gelelim. Mesela bize traktör gerekiyor. Şu 45 binlik traktör bizim ilk etapta işimizi görecektir. Park yeri bir. Orta boy tuğlalı yere koyalım. Garaja koyalım. Gübreleyiciler. Bir tane hayvan dışkısını alıp gübreye çeviren bir makine. Bundan alacağız. Tarlamız için gerekli. Ekiciler ve dikiciler. Buradan da bunu alacağım. Bu da bizim için önemli. Bu da bizim çim ekeceğim ben şimdi. Çim ekmek için gerekli. Burada zaten hangisini ekebildiğinizi, hangisini ekemediğinizi görüyor mesela. Amaç diyor. Mesela uyumluluk diyor. Hani o şekilde. Biz buradan ekicimizi aldık. Çim ve diğer şeyler için. Biz çim şey yapacağız. O yüzden bir tane bundan alacağız. Çim biçme makinesi. Bu çim biçer diyor. Aslında bu çim biçer değil. Yanlış çevrilmiş. Bu biçtiğiniz çimin bir araya toplamasını sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Silindir balyasına şu an için gerek yok. Çünkü çimi balya şeklinde getiremiyorsunuz. O yüzden buna gerek yok. Biçer duvar ve öğütücüler bunlardan almayı gerçekten isterdim ama şu an çok pahalılar. Aşırı pahalılar. Gelelim şimdi. İlaçlama ve sulama arkadaşlar. İlaçlama için şu
alet almamız gerekiyor. Bunu alalım. Park 1'e koyalım bunu da. Tamam. Şimdi gelelim. Neyimiz kaldı bizim? Kultivatörler. Evet. Tarlayı ekime hazır hale getirmemiz için arkadaşlar bu kultivatörlerden kesinlikle almanız gerekiyor. Aksi takdirde tarlanın verimliliği acayip bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Kultivatörlerden almıştık. Şimdi pulluklar. Pulluklarda tarlayı sürmemize yarayacak. Bundan da bir tane almamız şu an için yeterli olacaktır. Römorklar dedik. Evet, bu da biçilmiş biçilmiş çimi. İsmi aklıma gelmedi. Biçilmiş çimi. Yerden toplamak için gördüğünüz gibi şu yerdeki alet o biçilmiş çimi topluyor. Bunun için alıyor. Buradan ahıra götürüyor. Ahırdan slajdaki işçi, slaj üretiminde çalışan işçi o çimi alıyor. Biçilmiş çimi alıyor. Ve slaj üretiyor. Biz hayvancılık üzerine kurulacağımız için bizim için slaj çok çok önemli. Şimdi biz nelerimizi aldık şimdi? Tamam, tohum ekerimiz var. Gübreleyicimiz var. Bakalım. Çim biçerimiz var. Toplayıcısı var. İlaçlayıcısı var. Hazırlayıcısı var. Gayet yeterli. Şimdi bizim bir kaç tane? 3 tane ahırımız var. 3 tane ahıra arkadaşlar işçi atayabiliyoruz. O işçiler o hayvanlara bakıyorlar sürekli. O yüzden biz işçi alacağız. Bir de işçilerin üzerlerinde böyle onların hangi alanda uzman olduklarına dair ibareler var. Mesela burada hayvan ibaresi var. Hayvan bakımı yeteneği hayvan sabirlerinin toplama hızını etkiler diyor. Bundan alacağım. Zeynep Uğurlu işe alacağım. Mesela traktör gösteriyor. Bu traktör benim için çok önemli. Niye? Bu traktör sadece traktör için değil bu arada. Yani ziraat araçlarının kullanımı bir süre sonra onları eskiyor arkadaşlar. Bakın bu işçi çok güzel. Şurada alabileceğim en güzel işçi burada. Çünkü hem alet kullanımında aletlerin eskimesini yavaşlatıyor bu özelliği. Bir de burada bitki bakım yeteneği hasat büyüklüğünü etkiler diyor. Bir de bu bizim ekeceğimiz bitkilerin daha büyük olmasını sağlıyor. Yani bizim için gerçekten muazzam bir özellik. Bunu kesinlikle alacağım. Bu arada bir tane daha alacağım bu şeyden. Hayvan bakıcısından bir tane daha alacağım. Başka var mı? 4'e 5 1. Yapacak bir şey yok. Bunu da alacağız o zaman. Aynen. Şu an bir tane de slaj için alacağım. Slaj için de bunu alabilirim. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu da aldım. Şu an gayet iyi durumdayız. Şimdi buraya seçeceğiz. Seç diyorsunuz arkadaşlar böyle. Bunu genel kullanacağız. Şimdi. Bizim bir tane daha şey almamız gerekiyor. İşçi almamız gerekiyor şey için. Hayvancılık için bir tane daha işçi almamız gerekiyor. Tamamdır. Seni de alalım. Tamam. Şimdi buradan gelip seç diyeceğim. Seçiyorum. 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 Tamam. Seçtin değil mi? Tamam. Şimdi hayvanlarımız için de bakıcı seçtik. Silomuza da işçi verdik. Şimdi biz bir dörder tane hayvan satın alalım buraya. Buraya dört tane aldık. Dört tane buraya aldık. 5 tane aldık buraya ama olsun. 5 tane olsun. Sıkıntı yok. 5 tane de buraya aldık arkadaşlar. Gayet iyi oldu. Keşke bu gübre deposunu buraya alsaydık diyecektim de şuraya. Sıkıntı yok ya. Yine sıkıntı yok yani. Burada biz tarla oluşturacağız. Şimdi tarlalarımız için gübrelerimizi oraya gidin. Gidene kadar buradan alır. Daha iyi olur. Yani, güzel yani. Şimdi biz bir
Tarlamızı oluşturalım arkadaşlar. Çimden önce çok iyi aklıma geldi. Arkadaşlar bu hayvanları satın aldık ya. Bu hayvanlar geldiğinde bizim depomuzda şu an hiç yok. Hiçbir şey yok yani. O yüzden hemen onlar için bir 10.000 tane slice satın almak istiyorum. Çok önemli arkadaşlar. Yoksa o hayvanların canı düşüyor. Canı düşünce bir süre sonra hepsi ölüyor. Daha sonra külfit zarar yani. Şimdi hemen biz istediğimiz gibi tarıma girişebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi birazdan göreceksiniz. Tarlayı başlattığım yerden başlıyor işçiler hep. Mesela ben buradan tuttum, buraya doğru getirdim ya. İşçi traktörü alıp geldiğinde buradan başlamak yerine gidiyor buradan başlıyor. Bu kötü bir şey de yani, onu ayarlamak da sıkıntı yani şimdi. Ben onu ayarlayamadım. Ayarlayamıyorum daha doğrusu. Ama ayarlayabilirseniz o şekilde kullanmanız daha mantıklı. Makineler diyelim. Şimdi buradan otomatik seç diyorum mesela. Hemen bu arkadaşımızı seçtim. Bu arada ben bunu seviyesini bir dakika sen al. Aynen. Seviyesini yükselteceğim. Şey olsun. Şu tarlanın işlerini bitirsin. Bir de buraya sulama sistemi kurmak istiyorum arkadaşlar. Sürekli traktörle sulamaya gidecek bunu. Yani bu da bayağı zaman kaybı ve makinenin de eskimesini sağlıyor. O yüzden direkt 25.000 verip bir sulama sistemi kuracağım tarlam için. Bu benim için gayet iyi oldu. Bundan sonra hiçbir surette sulama ihtiyacına gerek duymayacak. Ürünü ektiği anda kendisi sulayacak. Diyelim ve ikinci tarlayı yapsak mı? Şimdi asıl soru işareti burada. İkinci tarlayı yapsak mı? Gerek var mı? Şimdi onu yapmadan önce biz madem ki inekçilik üzerine kurduk, yani inek üretiyoruz. O zaman biz şuradan üretimden ufak süt işletme tesisi kuralım. Ufak süt işletme tesisi. Söyleyemedim. Hemen getirelim bunu. Buraya koyalım arkadaşlar. Buradan ineklerimiz için ineklerimizden elde ettiğimiz sütleri buradan işleyeceğiz. Ve daha büyük kazanç elde edeceğiz. Şöyle alırsam gayet iyi. Tamam. Yolumuzu da çekmiş olduk. Evet. Ne diyor? Ya burada görevler veriyor da ben pek fazla görevleri yapmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarlamızı işçimiz sürüyor. Bunlar ticaret kamyonları. Satın aldığınız herhangi bir şey ya da inşaat malzemelerini getiriyorlar, bırakıyorlar arkadaşlar. Şu an gayet iyi durumdayız. Yani en başta ben birkaç sefer denedim. En başta oyuna girer girmez battığım zamanı da biliyorum yani. Hep otomasyon üzerine kuracağım diye batıyordum. Yani şu an ekonomiye bakıyorum mesela. 8.000 çiftlik malikanesi falan yapmışız. 1250 en son yollar için vermişiz. Ufak işletme tesisi yapmış gibi vermişiz. Öyle. Sıkıntı yok. Şu an iyi durumdayız. 6 tane işçimiz var. Bir tanesi boşta. Ona herhangi bir şey yaptırabiliriz. Ama şu an için boşta durabilir. Bir de arkadaşlar buraya geldiğinizde çiftlik malikanesine. Burada ne diyeyim, gelişim gösterebileceğiniz yerler var. Mesela siz hayvancılık yapmak istiyorsunuz. Küçük mandıra var. Büyük mandıra var. Bir de büyük mandıra var.
Yani orta boy mandıra var, bir de büyük mandıra var, pardon. Mesela küçük mandıra 6 tane inek alırken büyük mandıra 12 tane mi öyle bir şey alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani onun için buradan araştırmalar yapıp binalarınızı geliştirebilir ya da çiftliğinizin giderlerini düşürebilecek diplomasi ya da mali yönetim eğitimlerini araştırabilirsiniz. Ya da bakın depo kapasitesini %10 artırır diyor. Bunu seçebilirsiniz. Bu şekilde araştırmalar yaparak çiftliğinizi daha iyi yönetebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan bu ben en başta faturaları %2 azaltmakla işe başlayacağım. Çünkü bu bayağı önemli yani arkadaşlar. Şöyle şuradan zamanı artık 3x'e alabiliriz. 4x'e alabiliyorsunuz ama onu sadece kış aylarında alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Başlayalım. Şu an tarlanın sürümünü bitirdi. Sürme işi bitti arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi toprak nem oranında çok çok iyi durumda. Hemen buradan toprağı işle diyeceğim, yani ekime hazır hale getir diyeceğim. Burada arkadaşlar bu işçi dinlenmesi gerekiyor. Yani her zaman çalışamıyor. Her zaman çalışamadığı için bazen dinlenmesi gerekiyor. Şimdi ben bunun mesela yıkım seviyesini asgari boyuta indirir diyor. Ben bunun seviyesini bir seviye daha artıracağım. Bu çünkü benim için olmazsa olmaz. Çok önemli. O da zaten o görev varmış. Bilmiyordum yani, bilmeyerek yaptım. Şu an bunu da işlenebilir hale getirdi. Evet. Çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gübreleme yapacağız arkadaşlar. Şu ilk 3 sırayı kesinlikle takip edin. Bakın sırayla. Her şey sırayla. Şimdi gübreleme yapacağız. Seç diyorum. 23 kilogram gübre varmış. Bize 226 kilogram daha gübre lazım. Bekliyoruz. Şuradan bakın. Kargo arabası geldiği zaman anlayın ki sizin siparişiniz gelmiştir. Bakıyorsunuz. Gelmiş. Makineler diyoruz. Otomatik doldur. Kabul et. İşçi şimdi oraya gidecek, gübreleyecek. Daha sonra biz oraya gideceğiz. Çimimizi ekeceğiz arkadaşlar. Oyunun grafikleri çok tatlı değil mi ya? Mali yönetim eğitimi tamamlanmış arkadaşlar. Onu başka bir şey araştırabiliriz. İşçilerin gücünü %10 oranında artırır. O şimdilik çok önemli değil. Hibe alma oranını %5 artırır. Faturaları %5 azaltır. Evet. Bu da önemli. Çünkü kışın arkadaşlar siz hiçbir şey üretmediğiniz zaman sizin faturalarınız çok fazla gelirse sizi batırabilir. Yani bakın her şeyin bir aydan aya faturası var. 78 TL mesela. Bu silah deposuna az. Bununki mesela 147 TL. Bu arada onun içine işçi koydukça onun da ücreti artıyor. Şimdi biz buraya çim ekeceğiz. Çim tohumu. Geldi, hemen 7 kilogram satın aldım. Ne yapıyoruz? Aracımızı bekliyoruz. Aracımız geldi. Ekim diyelim. Çim tohumu, makineler, otomatik doldur, kabul et. Bakın gördüğünüz gibi her şey full. Her şey çok iyi. Mahsul kalitesi çok güzel. Şimdi ektireceğim ve mükemmel bir gelir elde edeceğim oradan. Yani siz de buna dikkat edin arkadaşlar. Yani bu mahsul kalitesi gerçekten çok önemli. O kadar bekliyorsunuz, bari güzel bir şey ortaya çıksın. Şurası çok tatlı olmadı mı ya? Şuraya bir tane daha hatta ağı koyabilirim. Ama şimdi ilerleyen vakitlerde, o şimdi olacak bir şey değil tabii ki. Burayı çalıştırmamışım arkadaşlar. Burayı çalıştırmam gerekiyor. Burayı için şimdi
Bizim kaç tane işçi alabiliyorduk buraya biz? 6-8, 2 kişi daha alabiliriz. Biz şuradan işçi al diyelim. Arkadaşlar bu gibi çalışma yerlerine şöyle bakın. Şöyle. İmalat yeteneği gerekiyor. İmalat yeteneği. Onun için de buradan bakacaksınız. En yüksek imalat yeteneği hangisinde varsa onu alacaksınız. Mesela burada 3 varmış. Ben bunu alıyorum. Bir de bunu alıyorum. 2. 2 tanesi şimdilik benim işimi görecektir. Otomatik doldur diyorum. Temizle. Sen değil. Sen git. Çünkü o benim. Şurada 70 taneymiş. Sonsuz üret. İnek kaşarı. Sonsuz üret. Tereyağı. Sonsuz üret. Yani tamam. Keçi koyun sütü şu anlık şey yok. Hayvanların hasta arkadaşlar, bu çok önemli. Hemen bir veteriner çağırmazsanız diğer hayvanlarınız da hasta oluyor ve zamanla hepsi ölüyor. Bu çok önemli. Buna çok dikkat edin. Evet, şu an araştırmam tamamlandı. Arkadaşlar burayı hiçbir şekilde boş bırakmıyoruz. Sürekli araştırma yapıyoruz. Yani bak %7 fatura azaldı. Hemen. Hemen. Hiç boş durmuyorum. Bu arada bunların bir süresi var ona göre şey abi. 36 günlüğü mesela ama hızlı geçiyor zaman. Merak etmeyin. Üretime başladık mı? Evet, içerisine bayağı süt almış. Biz şuradan sütü seçelim. Sütün gelir gider dengesini, mesela seçtiğiniz ürün gelir gider dengesini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Ben sütü seçiyorum. O yüzden, çünkü benim tek ürettiğim şey süt şu anda. Süt benim için çok önemli. Bir de buradan otomatik ticarete vereceğim. Otomatik ticaret. İnek sütünü lazım olmayanı satsın. Sonra gelsin. Pardon. Gelsin. Abicim durur musun ya? İnek peyniri, inek kaşarı. Anında sat. Tereyağı. Yordu beni. Bunu da sonsuz satsın, tereyağını. Evet. Şu an gayet iyi durumdayız arkadaşlar. Bir de ilerleyen vakitlerde çok değişik meyveler var falan. Bir de burada bayağı makine falan da var. Onları da ilerleyen zamanlarda size göstereceğim. Ben bir tane daha tarla yapacağım arkadaşlar. Şu tarla tapan işleriyle uğraşmak gerçekten hoşuma gidiyor. Bir de böyle güzel güzel grafikler olmuş. Elliye 44 yapıyor. Ben tarla düzenimi bozmak istemiyorum. Gerekirse 50-50 yaparım bütün tarlaları. Hiçbir şekilde düzensizlik istemiyorum. Sulama tesisi 25 bin verip alacağım. Aynen öyle. Şimdi burayı makineler otomatik doldur. Gel sür bakalım burayı. Şimdi burayı da işleyelim. Şimdi buraya da çim mi eksem, başka bir şey mi eksem, orada kararsızım işte. Evet, seviyemiz artırdı. Faturalarımız iyice düşecek. Faturaları %12 oranında azaltır. Artırmasın ama. bin para kaldı. İlk etapta bayağı paramız gidecek ya. Daha bayağı gider yani. Ama şurada bir mimari hatası yaptık sanki. Bana böyle geldi. Şunu alıp buraya koyabilirdim. Ya da artık bunu neyle taşıyorum bilmiyorum ki. Taşıma yok herhalde ya. Buraya basınca haritanın ortasına getiriyor.
Yok. Hemen öğretici çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Videomuz 30 dakika olmuş. Ben hiç farkında değilim. Muhtemelen siz bunu akşam saatlerinde izliyor olursunuz. Ya da hangi vakitte izlerseniz artık. Hepinize hoşça kalın diyorum. Esenle kalın arkadaşlar.